sahilin kenarında 7 katlı, 8 katlı, 9 katlı yalı diye geçen binalar var. Doğru mu? Doğru. 60 sene önce yapılmış, 50 sene önce yapılmış binalar var. Evet. Hepsi ömrünü tamamlamış. Evet. Ve maalesef orada oturanların hiçbiri onu orayı terk etmek istemiyor. Ya peyzajını yapıp oturmak istiyor. Binaların tamamı ömrünü tamamlamış. Bir deprem olsa o binaların tamamı göçük altında kalacak. Buraya baktığınız zaman bir grup var. Orada diyor ki biz binadan çıktığımız zaman kumsala basıyoruz, kumsaldan denize gidiyoruz. Ondan fedakarlık yapmak istemiyorlar. Kentsel dönüşüme girmek isterseniz aynı binaları ya ceplerinden para verip yaptıracaklar ya da müteahhit mantığıyla o binaların iki katından inşaat yapmak gerekecek. Yarısını yapacağız. Hemen yolun sağ tarafında farklı yapı alanlarımız var. Biz kumurgazı çözmek için bir, ilçe belediyesine ihtiyacımız var. İki, büyük şehre var. Üç, çevre şehircilik bakanlığına ihtiyacımız var. Her üçüyle entegre çalışırsak, halkın da genel ekseriyeti ne isterse biz o yönde karar alacağız. Halkımız diyorsa ki, biz halen kumsalda bu binalarda oturmak istiyoruz. Cebimizden para vereceğiz ya da büyük şehrin 700 bin lira hibe, 700 bin lira düşük faizli kredi, 100 bin lira taşınma yardımından faydalanarak bunları yenilemek istiyor derse öyle bir yola gideriz. Yok orada yaşayanlar derse ki yukarıda bir alanda bize Kemerburgaz'daki gibi villa mantığıyla yerler oluşturun, biz yerlerimizi terk ediyoruz derse ona göre bir yön çizeriz. Ama hiçbir şekilde onları bu şekilde kaderiyle baş başa bırakmayız. Bazen emekli maaşlarından dolayı sıkıntılar oluyor mu? Çıkıyor karşımıza. Arazideyken haklılık payı var mı? Var. Yani hayat şartları zor, enflasyon yüksek. Emekli maaşlarının biraz daha yüksek olması gerekir mi? Gerekir. Bununla ilgili düzenlemeyi de Sayın Cumhurbaşkanımız gene ifade etti. Valla ben çok şikayet almıyorum. Ve vatandaştan gelen tepkilerle de şu anda anket sonuçlarını değerlendirmek istemiyorum ama oy farkı, iyi bir oy farkları önde olduğumuzu düşünüyorum. Kentsel dönüşümle ilgili şunu net olarak söylemek lazım. Büyükçekmece ilçemizde yaşlı yapı stoğu çok fazla. Kentsel dönüşümde maalesef sadece Büyükçekmece merkezde gerçekten çok aktif bir şekilde gidiyor. Fatih Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, Dizdariye Mahallesi, Atatürk Mahallesi'ne gidiyor. Baktığınız zaman Atatürk Mahallesi'nde sitenin içinde beton santrali var. Seri halde gidiyor burada kentsel dönüşüm. Ama köprünün diğer tarafına baktığınız zaman Tepecik, Türkova'da, Mimar Sinan'da, Kumburgaz'da kentsel dönüşüm yok. Başkan da diyor ki, ben diyor kentsel dönüşümü %50'sini tamamladım. Şunu net söyleyeyim, ben onlar gibi günlük yalan söyleyen biri değilim. Her gün değişik bir yalanla karşımıza çıkıyor. Kusura bakmasınlar. Tepecik'te imarlarda sıkıntı var diyorlar, Kumburgaz'da var diyorlar. Kara Ağacın oradaki imarları kim veriyor o zaman? Şimdi hemen Alkent'in yanında 70 metre, 24 katlı binalar var. O zaman bizim meclis üyelerimiz oradaki imarlara izin veriyor, buradakilerine vermiyor. Ya böyle bir algı çıkıyor, kusura bakmasınlar. Günlük yalan söylemekten vazgeçsinler. Yani burada seçime kalmış 18-19 gün meclis kararıyla tahsis yapılması gereken yerler, dernekler yer tahsis yapıyor. Neyle yapıyor? Ön protokol diye bir şey uydurmuşlar. Ön protokol diyorlar, X derneğine yer vereceğiz diyorlar. Yan protokol diyorlar, başka bir derneğe gene yer vereceğiz diyorlar. Öteki taziye evi harfiyat aldık diyorlar. Hepsi akıllarına son bir ayda geldi. 30 senedir Büyükçekmece'yi yönetiyorlar. Lafı evvelip gevelemesinler. İşi de yokça sürmesinler. Yol yakınken gidip anahtarı valiler baksınlar. Varsa çözsünler. Niye çözmüyorlar? Bizim de Büyükşehir'de meclislerimiz var. Onların da var. Biz vakti zamanında siz şurada her bir inşaatın önünde nokta nokta belediye başkanına teşekkür ederim. Kocaman afişler var. Oradaki imarları kim verdi biliyor musunuz? Büyükçekmece kentsel dönüşümde, Büyükçekmece sahilde 1000 metrekareyi geçen parsellerle ilgili Kadir Topbaş zamanında Sayın Başkan'ın beğenmediği meclis verdi. O zamanlarda da Kadir Topbaş'a teşekkür ederim yazması lazım. Doğru mu? Maalesef çöplerin ikisinin üstüne bile ismini yazıyorlar. Yapacak projeleri yok, anlatacak bir şeyleri yok. Gittikleri yerlerde genel siyaseti anlatmaya çalışıyorlar. Ne anlatacaklar ki? Siz şimdi Tepeci'ye gitseniz ne anlatacaksınız? Türkova'ya gitseniz ne anlatacaksınız? Kumburgaz'a gidince ne anlatacaksınız? Kumburgaz'da şunu şunu şöyle yapsak deseniz 2009'da Kumburgaz 2007 yasa çıkmış, 2009'da Büyükçekmece'ye bağlanmış. 15 sene geçmiş. Kumburgaz'la ilgili bir arpa boyu olmamışsınız. Tepecik'le aynı, Türkova'yla aynı. Anlatacak bir şey yok. Sadece Esenyurt'ta şöyle mi oldu, diğer tarafta böyle mi oldu?
Esenyurt'ta böyle mi oldu derken karşı tarafta kendilerine sıkıntı olduğu yerler var. Şu anda mahkemelerde uğraştıkları konular var. Yani ben bunları konuşmak istemiyorum aslında. Doğru şeyler değil. Ama onlar kendileri konuşmak için gayret sarf ediyorlar.